Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, iki tutulmalı 2019'un en önemli ayı Temmuz'a giriyoruz. Bakalım bu ayın konu başlıklarında neler var? 2 Temmuz'da Mars sizin burcunuza geçiyor. Evet, ay boyunca Mars aslan burcunda olacak. 3 Temmuz'da Venüs yengeç burcuna geçiş yapıyor. 2 Temmuz'da yılın ikinci güneş tutulması olacak yengeç burcunun 10 derecesinde. 17 Temmuz'da Oğlak burcunda bir ay tutulması var ve 8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda retro harekete başlıyor. Evet, bunlar konu başlıklarımız. Bakalım şimdi detaylarda neler var. Mars 2 Temmuz'da burcunuza geçiyor. Ay boyunca Mars sizinle. Mars enerjinizi çok arttıracak. Bu ay gerçekten çok böyle enerjik, çok hareketli, özgüveni yüksek bir halde olabilirsiniz. Sevgili aslanlar, spor yapmak, fiziksel aktiviteler için iyi bir süreç. Her türlü hedef için, hedefe odaklanmak için, hayatınızda yapmak istediğiniz planları, programları belirlemek için de yine Mars'ın desteği sizinle olacak. Enerjinizi yükseltecek. Ancak Mars zaman zaman agresyon da yaratır, biraz böyle öfke yaratır, kontrolsüz bir enerji de ortaya çıkarabilir, çabuk sinirlenebilirsiniz, çabuk tepki gösterebilir, dürtüsel davranabilirsiniz. Bunlara da tabii ki ne yapacağız? Ay içerisinde dikkat edeceğiz. Özellikle Uranüs'ün de boğada olduğunu düşünürsek bu zaman zaman biraz kontrolü zor bir durum yaratabilir. Ani öfke patlamaları, özellikle ayın 10'uyla 12'si arasında bu yoğunlaşıyor. Öfke patlamaları, biraz böyle kazalara, sakarlıklara eğilim yani olabilir. Kendinize de dikkat edin diyorum. 2 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 10 derecesinde yeni ay ile beraber güneş tutulması var. 12. evinizde meydana gelecek. Güneş tutulması yenilikler demek, yeni başlangıçlar anlamına gelir ve bunlar uzun vadelidir, güçlü yeni aylardır. Aralık ayında meydana gelecek bir diğer güneş tutulmasına kadar aslında büyük planda etkili olacak bir tutulmadan bahsediyoruz. 12. eviniz aslında evren şu anda sizin biraz kendinizle ilgilenmenizi, biraz geri planda kalıp şöyle bir hayatı sorgulamanızı da istiyor. Önümüzdeki süreçler için yapmak istediğiniz konulara da odaklanabilir. Planlar, programlar yapabilirsiniz. Bu tutulma ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü aslında bilinçaltına yönelik konular ve bunlarla ilgili şifa, arınma, terapi ve benzeri süreçlerinizle de ilgili olabilir. Hayatınızda sizin için gerekli olanla gereksiz olanları ayırabilir. Bazı şeyleri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Sağlık konuları, hem ruhsal hem bedensel sağlık temaları Temmuz ayında aslında biraz daha vurgulanıyor. Kendinizle ilgilenmek için bir fırsat da sunabilir size bu yeni ay döngüsü. Bazı belirtiler de hissedebilirsiniz kendinizle ilgili. Bunları aslında göz ardı etmemek gerekiyor. Biraz toplumdan biraz geri planda kalmak, biraz izole olmak, biraz yalnızlaşmak, belki dinlenmek, bu bir tatille de olabilir. Yalnız başınıza yapacağınız işlere odaklanmak için de bu tutulma önemli bir şeyler, fırsatlar hayatınıza taşıyabilir. Evet, kişisel doğum haritalarımız tabii ki önemli. Bunlar genel etkiler. Doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle öncü burçlarda yerleşimleriniz varsa bu tutulmanın sizin için bireysel olarak biraz daha güçlü etkiler getireceğini söyleyebiliriz. Güneş tutulmasıyla ilgili sizler için bir video hazırladım. Daha detaylı bilgiler için ve genel etkileri için tutulmanın Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalından videomuzu izleyebilirsiniz. Evet, 8 Temmuz'da Merkür retro harekete başlıyor ve ilk retrosunu sizin burcunuzda başlayacak. Daha sonra Yengeç burcuna doğru gerileyecek. Merkür zihinsel süreçlerimizle ilgili olduğu için özellikle burcunuzda başladığı retro döneminde, yani ayın 8 ile 15'i arasında biraz daha böyle kendinizi sorgulama aşamasına geçebilirsiniz. Tutulmayla da beraber bu artabilir. Biraz içe dönüşler olabilir. Geçtiğimiz günlerde, aylarda yaptıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Kontroller yapabilirsiniz. Bazı eksiklerinizi tamamlamanız için bu Merkür size bir fırsat sunabilir. Yarım kalmış işlerinizi tekrar ele alıp tamamlamanız, bir gözden geçirmeniz için fırsat verebilir. Ama unutmayın, Merkür retro olduğu dönemde yeni kararlar çok vermemeye çalışın. Anlaşmalar, sözleşmeler, yeni sözler. Hani bunlara dikkat edin. Daha dikkatli yaklaşın. İletişim konularında da biraz zorlayabilir Merkür burada. Özellikle burcunuzdaki Mars'la da birleşeceği için 8 Temmuz, 12 Temmuz aralığında
biraz daha fazla iletişim sorunları çıkarabilir. Sizi biraz daha sinirli, biraz daha agresif yapabilir. Çok çabuk tepki gösterebilirsiniz. Sözleriniz, kullandığınız, sarf ettiğiniz sözler çok kırıcı, çok sert olabilir. Bunlara lütfen bireysel olarak biraz dikkat edin. Aksi halde iletişim konularında zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. 17 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda Dolunay'la beraber Ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 6. evinizde meydana geliyor. Ay tutulmaları bizi duygusal olarak daha fazla etkiler. Bedensel olarak da etkiler. Sağlık evinizde meydana geleceği için özellikle 17 Temmuz yakınlarında biraz daha sağlığınıza dikkat edin. Tutulmalar daha uzun vadelidir aslında. Yani birkaç ay da bu etkili olabilir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, herhangi bir belirti olursa kendinizle ilgili lütfen bunu önemseyin ve gerekli kontrollerinizi yaptırın. Oğlak Burcu, Satürn etkili, Plüto etkili bir tutulma. Biraz daha negatif, biraz daha zorlayıcı enerjiler barındırıyor. Kronik sorunlar, genetik problemler, eklemler, kemikler, dizler, bazı kronik romatizma sorunları, eklem ağrıları veya dişlerinizle ilgili daha köklü bazı problemler, bunlar nüksedebilir ve sizin onlarla biraz daha ciddi ilgilenmeniz gerekebilir. Ve sağlığınızı iyileştirmek için daha uzun vadeli bazı iyileştirmeler yapmak için hayatınızda, günlük hayatınız, alışkanlıklarınızla ilgili düzenlemeler de yapabilirsiniz. Zararlı alışkanlıkları tamamen hayatınızdan çıkarmak için iyi bir süreç aslında. Bazı radikal beslenme diyet programları da yapabilirsiniz. Ya da alternatif tıp ve şifa olanakları da araştırabilirsiniz bu tutulmayla beraber. Yanınızda çalışan kişiler, iş hayatınızda, hizmet hayatınızda, beraber çalıştığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler, yardım aldığınız kişiler, onlarla ilgili bazı kadersel, kontrol dışı durumlar oluşabilir. Yani yanınızda çalışan bir yardımcınız işten ayrılabilir örneğin. Evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Onların sağlığıyla ilgili konularda zorlanmalar olabilir. Bunlar da yine tabii ki kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre az veya çok değişecektir. Lütfen doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Şöyle bir göz atınız. Eğer önce burçlarda Oğlak, Yengeç, Terazi, Koç gibi burçlarda Mars, Satürn, Uranüs, Plüto gibi daha sert etkili yerleşimlerimiz varsa bu bahsettiğim etkiler sizi biraz zorlayabilir. Yani Dolunay daha fazla zorlayabilir sizi. Ancak su burçlarında ya da toprak burçlarında Yengeç, Akrep, Balık, Boğa, Başak, Oğlak gibi burçlarda iyicil gezegenleriniz varsa, bir Venüs'ünüz, bir Jüpiter'iniz ya da bir Ay yerleşiminiz varsa o zaman daha rahat etkiler alabilirsiniz. Çok da fazla zorlanmayabilirsiniz bu Dolunay'la beraber. Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalından lütfen ay tutulması için hazırladığım videoyu izleyiniz. Bu videoda kişisel olduğu kadar genel olarak hem ülkemiz için hem genel dünya için bu tutulma nasıl etkiler getirebilir, nasıl enerjiler barındırıyor onlardan detaylı olarak bahsettim. İzlemeyi unutmayınız. Evet, ayın 23'ünden itibaren Güneş sizin burcunuza geçiyor. Yaşam enerjiniz iyice artacak artık. Evet, Mars'ın yanı sıra bir de Güneş'in burcunuza gelmesi enerjinizi, yaratıcılığınızı arttıracak. Ve Venüs ayın 28'inde burcunuza geliyor. Sevgili aslanlar, muhteşem bir zaman. İyicil etkisiyle, şans etkisiyle Venüs'ün de burcunuza gelmesi tabii ki keyfinizi de arttıracak. Hayattan daha fazla keyif, mutluluk almaya başlayacaksınız. 23 Ağustos'tan sonra Temmuz'dan sonra sizin doğum gününüz. Sevgili aslanlar, evet, Temmuz'da doğan tüm aslanların da doğum gününü kutluyorum. Size mutlu, başarılı, sağlıklı bir yıl dilerim. Unutmayın, Temmuz'un son haftası Mars'ın, Güneş'in, Venüs'ün desteğiyle keyfiniz yerine geliyor. Temmuz'un en iyi dönemi bu dönem. Temmuz'un özellikle 23'ünden sonraki dönem. Mars'la Jüpiter arasında da muhteşem bir açı oluşacak. Bu size aşk getirebilir, güzel bir tatil, seyahat getirebilir, çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler getirebilir. Lütfen bunu tadını çıkarmayı da unutmayın. Mutlu, başarılı, sağlıklı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve danışanlarım, sizlerle güzel bir olayı paylaşmak istiyorum. 2012 yılında gerçek astroloji bilincini oluşturmak için açtığımız Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımız 100 bin aboneyi geçti. Çok mutluyuz. Tam 7 yıl boyunca her gün, her hafta ve her ay hiç ara vermeden videolarımızla sizlere ulaştık. Bu 7 yıllık sürede çok emek ve para harcayarak tam 23.200 video ürettik. Astroloji kategorisinde dünyada kırılması zor bir rekora ulaştık.
Videolarımız tam 38 milyon 505 bin defa izlendi. Videolarımızın izlenme süresi de tam 86 milyon 840 bin dakikayı geçti. Yani tam 165 yıl 40 gün süresince size astroloji anlatmış, gerçek astroloji bilincini oluşturmaya çalışmışım. Ve tabii ki WhatsApp hattımıza sizlerden gelen on binlerce mesaj. En çok da kişisel doğum haritanızla ilgili yazıyorsunuz. Gerçek astrolojiyi anladıkça yükselen burcunuzu bilmeniz gerektiğini ve kişisel doğum haritanızın da olması gerektiğinin farkına vardınız. Bilinçlendiniz ve bilinçleniyorsunuz. Lütfen hala kanalıma abone olmadıysanız videonun altındaki kırmızı renkli abone ol yazısına tıklayın, abone olun, siz de bilinçlenmeye başlayın. Videolarımı izleyen milyonlarca gerçek astroloji severe, astroloji konusunda bilinçlenmeye çalışan abonelerime, öğrencilerime ve çok sevgili danışanlarıma şükranlarımı sunuyorum.